Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Herkese merhabalar, hoş geldiniz kanalımıza. Evet, bugün ne yapıyoruz? Bugün 18. gün. Ooo! Yani hatırlarsanız kuluçka makinesini aldığımızda orada ki arkadaş, bize makineyi satan arkadaş 21 günde civcivler çıkıyor. Siz 18. günde yumurtaların otomatik döndürme mekanizmasını durduracaksınız. İçindeki suyu tazeleyeceksiniz ve 3 gün boyunca hiç açmak, şey yapmak, oynamak yok demişti. Hatırlıyor musun? Evet. Bugün 18. gün. Ay. Bugün yani 3 gün sonra civcivlerimizin çıkıyor olması gerekiyor. Vallahi. Evet. Ay. Şimdi sizlerle beraber suyumuzu yenileyeceğiz. Yumurtalarımıza bir son kez bakacağız ve ana kucağımıza ısıtıcı geldi. Onu deneyeceğiz, onu çalıştıracağız. Aa. Bakalım. Yalnız benim uzatma kablosuna ihtiyacım var. Evde yok yok. Yok mu? Onu ben o zaman alayım bugün. Ana kucağını çalıştıracağız çünkü. Onu da bir test edeceğiz. Bakalım işe yarıyor mu? Sizinle beraber onun montajını yapacağız. Başlayalım mı? Hadi başlayalım. Ama beğeni. Başlamadan, artık evet. Başlamadan beğeni atıyoruz. Beğeni istiyoruz. Değil mi? Civciv. İlk civcivimizi büyüttük. Pardon, ikinci civcivi. Evet. Bir açayım. Bir açıyormuşum. Dökülüyormuş bir alanı. Sen bunu doldur. Bir dök. Dökeyim, doldurayım dök, mı? Dök, yeni doldur. Demişsiniz ki Kaan, bir telefonun ışığıyla bak. Bakalım. Ya, bakalım bence. Ama nasıl göreceğim? Ben de merak ediyorum. Nasıl? Yani neresinden bakacağım? Dur bir dakika, öyle değil be. He? Sen şunu al be. Dur, vallahi öyle değil aşkım. Boş mu sanki? Anlayamadım. Hayır, öyle değil. Çok onu soğumadan. Kızım, ağzına kadar dolduracaktın sen bunu. Ya, çok mu? Versene be. Doldurmamışsın ki. Ağzına doldurdum kadar dedin. Doldurdum ya. Ağzına kadar doldurmuyorum. Fazla doldurmuyorum. Heyecanlandım ya. Oradan değil aşkım. Ha, şöyle, ama bu çok güçsüz bu ışık. Olmaz ki bunda. Hiç göremiyorum aslında. Dur bakayım. Yok ya, güneşe tutmadan olmaz. Tamam, hadi getirirsen boş ver. Evet, suyumuzu koyduk, tamam mı? Böyle yatay mı dursun? Bilmiyorum ki. Yani aynen öyle dursun. Benim anlamadım. Civcivler burada çıktığı zaman altı tel. Nereye basacaklar? Acaba yumurtalar çürüyor mu sersek? İşte ben bir adamı arayayım, sorayım mı? Bence de ya. Bir sor ya. Oradan çıkacaklar. Nasıl basacaklar oraya? Kabuğun üstüne basacaklar herhalde. Yumurtalar üstüne basacaklar. Ay, çıkacaklar mı acaba? Ya bir tanesi nasıl göreceğimizi de sor bari. Görebilir miyiz diye. Evet, şimdi makineyi aldığımız Fuat Bey'i aradım, konuştum. Bugünden sonra hiç açmıyoruz cihazı. Buradaki ızgarayı da hafif böyle eğimli bırak dedi bana. Bıraktım. 3 gün sonra civcivler çıkmaya başlayacak. Ama 21. günde civcivleri almıyoruz. Yine bir 2-3 gün civcivler orada kalıyor. Civcivler 3-4 gün açlığa dayanabilecek şekilde çıkıyorlarmış. Zaten olması gereken de oymuş. Sindirim sistemini boşaltması gerekiyormuş. Yani 2-3 gün çıktıktan sonra hiç biz bu kapağı açmadan içeride kalacaklar. Daha sonra ana kucağını alacağız. Artık orada yaşamaya başlayacaklar. Heyecanla bekliyoruz. 3 gün sonra çıkımların başlaması gerekiyor. Hadi bakalım. Yemliklerimiz ve şeylerimiz, suluklarımız. Bu mu? Bu suluk. Şu şekilde bir suluk. Şurada yemliğimiz.
buradan yiyecekler. Ya bu ampul. Bu da ısıtıcılı karbon kağıt, bakın. Hazır, monte edilmiş şekilde geldi. Burada ampulü var. Bu şekilde. Şeyi var, dijital termostatı var. Şimdi bunu bir deneyeceğim, bakalım nasıl olacak. Bakın, buraya da yazmışlar. Kuluçka süresi tavuk 21 gün, gelişim sıcaklığı 37.7 olacak. Nem de %50-55 olacak. Son parçayı ben takayım. Tak. Elimdeyiz. Evet. Şansımızı. Şansımızın parçası. Son evet. Parçası. Son 2, 3, 4, 5. Son 10 parça. Birlikte yapıyoruz. Yarışma bitince ben ne yapacağım? Çok mutlu olmuştum bunu yaparken. İlknur ablacığım getirdi bunu Almanya'dan. Gelmişlerdi, hatırlıyor musun? Hediye getirdi. Şanslıyı kaybedince ben çok üzünce, o da köpeğini kaybetmiş. O yüzden halimden anladığı için. Bunu da görünce hemen şanslıya benzetip getirmiş. Şanslının puzzle'ı. Evet. İstesek bulamayız ha. Vallahi şanslı ya direkt. Ay bak ne güzel yapıyorum. Şanslı dedikçe deliklere geliyor. Bunu nasıl yapıyorlar şimdi çerçeveye? Şimdi bunu şey yapacağız, böyle yapışkanı mı var? Yapışkanı varmış bunun. Ondan sonra da işte vereceğiz çerçeveciye. Aşağıda asalım mı? Asalım. Hem renkleri de çok güzel, taşların arasında güzel. Aynen, çok güzeller. Zaten ilk orada yatıyorlardı. Evet, bebeğim. Ya çok güzel oldu. Şanslı ya. Çok kısa sürdü aşkımız. Evet, geri sayım başladı. İlknur ablacığımı görünce çok mutlu olacak. Tahmin ediyorum ya, onun şu anda mutluluğunu. Helal olsun ama, çok sabır işi ben. Hiç bana göre değil. Valla bana da göre değil. İnan ki bana göre değil ama sırf şanslı olduğu için yaptım. Yani yoksa gerçekten oturmam. Yani bir amacı vardı yani. Ben bunu oturacaksam mesela bir günde bitirmem lazım. Yoksa kafaya yerim. Yok canım, uğraşmam yani. Ya. Bitirmez. Uğraşamam yani. Benim o işi hemen yapmam lazım. Niye 5 tane parça var? Ha, bir de burada varmış. Sonuncu benim ha. Tamam. Şanslının. Hadi hadi hayret. Bir dakika. Sona yaklaştı, heyecan yaptı. Aşkım şu son ikisi senin olsun hadi. Çok zevkli yapmışsın. Valla. Ağzı senin olsun. Dili. Şanslının dili. Hadi. Takıyorum. Yap. Ya oğlum ya. Şanslı oğlum benim. Takıyorum bak. Tak aşkım. Doğru mu yok? Yanlış mı oldu? Hayır, doğru doğru. Takıyorum. Tak. Ve son parça.
Ve ama son da en ortada. Evet. Sanki kalbi gibi yani. Evet ya. Kalbini tak. Onu taktığın andan itibaren şanslı hep bizimle. Bunu şanslıyı seven herkese, herkes için takıyorum. Kalbimizde yaşıyor. Aa, güzel oğlum benim. Şanslım. Tamamladık seni nihayet. İlk gün ablacığım çok teşekkür ederim. Harika bir hediyeydi bu. Çok anlamlı. Yaparken hep onu düşünerek yaptım. Çünkü çok iyi geldi. Böyle bir terapi gibi oldu bana. Şimdi onu taş duvarımıza asalım. Bunu şimdi böyle şey yapacağız herhalde. Ne yapacağız? Bant yapışkan almamız lazım. İyi araştır, bir de bunu iyi muhafaza et. O kadar uğraştın. Tabii canım, yok şimdi kaldırırım ben onu. Başına bir şey gelmesin. Allah korusun ya. Niye, neden olumsuz enerji yayıyorsun evrene? O kadar saklamışım yani şimdi. Olumsuz enerji değil, sana tedbirini ama aldım. Ben tedbirimi alıyorum canım. Ona biliyorsun dokundurtmuyorum. Baksana şuna. Ya çok güzel oldu. Şimdi bak. Buna çok güzel bir çerçeve yaptıralım. Tamam. Ben yapayım sana. Ya tahtalı. Ama cam işleri sıkıntı. Yani. Evet ya, o biraz zor. Kestirme. Evet, nasıl bir icat istersin? Evin bir eksiği var mı? Mobilya. Koltuk var. Onu demiş birisi. Koltuk eksiğim var. Ondan sonra TV ünitesi. Oraya güzel bir TV ünitesi istiyorum. Şuraya sana ayakkabı mı yapsam? Şey, dışarıya mı? Şu kenara. Dışarıya değil mi? Hı. Evet, bence olur. Şuraya değil mi? Evet, ama güzel böyle tahtadan o yapıyorsun ya, eskitme. Yaparım da hep yeni kereste almak lazım ya, o eski kerestelerle. Neden? Orada var işte şeyler, onlardan yapabilirsin. Neyse, ben şimdi enerjimi arkadaki sebze yataklarına vereceğim, tamam mı? Yalnız sen de bir şey fark ettim seneler sonra. Aslında fark ediyordum ama tam emin olamıyordum. Böyle bir şeyi çok ciddi yapmaya başladığın zaman, mesela bir işlem çözeceğin zaman, mesela matematik. Ondan sonra ya da bir şey yapacağın zaman yutkunma hareketleri yapıyorsun. Öyle mi? Evet. Ha, aynen. Bak dikkat et kendinde. Böyle bir şey var. Çözdüm seni o. Ya şey yapıyordum. Biliyordum yani hani. Ama dün akşam emin oldum. Çünkü mesela adayla matematik çalıştığın zaman da çok yapıyordun. Allah Allah diyordum. Herhalde hani dikkatini toplamak için yapıyor öyle. Yutkunuyor sürekli. Bir de öyle bir yutkunuyorsun ki sanki böyle boğazına bir şey kalıyormuş. Bunu ilk defa söylüyorum. Koyumuna gitti değil mi? Bak dikkat et. Ne zaman bir şey yapsan, yapmaya çalışsan, mesela bir işlem çözmek olabilir. Veya bir şey ciddiye alıp düşündüğümde mi? Aynen. Onu anlatacağım zaman hemen böyle yutkunma hareketleri yapıyorsun. Bak dikkat et. Tamam. Tamam mı? Aa, hakikaten öyleymiş diyeceksin. Sen yaptığımda söyle, ben anlamadım. Tamam, söyleyeceğim. Aa, bak yapıyorsun diyeceksin. Tamam, söyleyeceğim. Çok belli oluyor çünkü, öyle bir yutkunuyorsun ki boğazına bir şey kalıyormuş gibi düşünüyorum. Ben şimdi yarım kalan işimi yapacağım. Ana kucağının ısıtıcısını daha takmadım. Çünkü uzatma kablosu ve çoklu priz almam gerekiyordu. Onları aldım. Hatta ne aldım biliyor musun? Ne aldın? Bizim hani devasa bir uzatma kablomuz var ya, evet. Yer kaplıyor. Ona makara aldım. Oo. Uzatma kablosunu saracak makara aldım. İyi yapmışsın, ortalıkta çok kötü. Onu da kaldıracağım. Onları da şimdi sizle beraber halledeceğiz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Haydi gelin artık şu kuluçka makinesinin ısıtıcısını bir tamamlayalım. Aldığım ekipmanları da tekrar göstereyim sizlerle. Bakalım nasıl olacak, bir deneyelim, çalıştıralım, ısınıyor mu ısınmıyor mu. Az kaldı. Dün kuluçka makinesini durdurduk değil mi? 2 günümüz evet, kaldı. Evet ya, çok heyecanlıyım ben de. 2 gün artık, bu aralar çıkmaya başlamaları gerekiyor. İnşallah ya. Gidiyorum ben o zaman. Tamam. Sen ne yapıyorsun? Ben de siparişleri yazıyorum işte şey ya, bir takipçimiz çok selam göndermemi istedi Almanya'ya. Onu 5 kilo tarhana, 2 kilo da zeytinyağı göndermiştik. Hüseyin abi, eşi Elvan ve oğlu Alihan'a çok çok selamlarımızı, öpücüklerimizi gönderiyoruz. Unuttuğum bir önceki videolarda söz vermiştim ona. Onlar da almışlar tarhanalarını, hatta demişler ki
paketimizi aldık. Çok teşekkür ederiz. Almanya'dan selamlar. Bu akşam yemekte güzel bir tarhana çorbası var demişler. Bu arada dün itibariyle de sadece Almanya için, diğer ülkeler için değil, çok çok ucuza bir kargo şirketiyle anlaştık. Yani inanamayacaksınız fiyatın ucuzluğuna. O yüzden mesaj atarsanız size direkt yardımcı olurum. Onu da söylemiş olayım buradan. Evet, bu habere Almanya'dakiler nerede? Almanya'dakilere sesleniyoruz. Vallahi Almanya'dakilere çok çok güzel bir kargo seçeneği var. Yani o kadar ucuz ki inanamayacaksınız. Çünkü önceki şeyler gerçekten çok pahalıydı ve birçok takipçimiz maalesef hani kargo ücretlerinden dolayı Türkiye'deki tanıdıklarına göndermek zorunda kaldılar. Hani iptal edemiyorlar kıyamam. Ama şimdi çok çok ucuz. Mutlaka mesaj atın. Hemen yardımcı olalım. Almanya'da kimler var görmek istiyoruz yorumlarda. Evet, Hüseyin abi de selam gönderdik buradan. Artık selamlarınızı birkaç kişiye daha gönderebiliriz bence. Almanya'dakiler yorumlara. Evet, önce bir tavuklarımıza bakalım. Yumurtalar ne alemde? Yumurta veriyorlar mı? Biraz yem dökelim. Yumurtaları sepete dolduralım. Bir önceki videoda poşetle aldım. Kızdınız bana. Sizin için sepet buldum. Yumurtalara bakın yumurtalara. Oy maşallah. Yumurtaları gördünüz değil mi? Bayağı güzel yumurta vermişler. Büyük tavuk özellikle herhalde her gün yumurtluyor. Daha o tarafa bakmadım. Vallahi maşallahları var. Beş tane de orada var. Bakın şuna bakın. Vallahi maşallah. Kaç oldu? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tam 13 tane yumurta topladım. Çok uzun zamandır bu kadar toplamamıştım. Bu yeni gelen tavuklar çok bereketli geldiler gerçekten.
buradan Okan arkadaşımıza tekrar teşekkür edelim. Gerçekten bu boyu büyük, adı minik olan tavuk özellikle inanılmaz yumurtluyor. Çok geçirmeye hazır mısın? Evet, hazırım. O kadar çok yumurtalarıma... Ay! Almama izin vermedin. Bir sürü yumurta var. 13-14 tane yumurta var. Allah 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 Allah. Evet, çok güzel ya. Ne kadar çok yumurtamız oldu. Çok bereketli oldu ya. Evet. Evet, taş odaya girmeden önce size şunu göstereyim. Bizim burada ucuzcudan bunu aldım. Şu kablomu ona saracağım. Beni deli ediyordu. O yüzden buna sarma istiyorum. Bakalım nasıl olacak. Evet, sardım. İlk defa hayatımda bunu kullanıyorum. Doğru mu sardım artık bilmiyorum. Ama işimi görecek. Şunu şuradan çektim mi gelecek yani. En azından artık yer kaplamayacak, dağınıklık yapmayacak. Evet, uzatma kablosu aldım. Bir de çoklu priz aldım. Çünkü bu taş odada sadece iki tane prizimiz var. Şurayı çoğaltmam gerekiyor. Öyle bir sarmışlar ki yani açmayalım diye. Yapmışlar sanki ya. 5 metre aldım. Ne olur ne olmaz. Başka zaman da kullanırız diye. Arada bir 20 lira farkı vardı 3 metre ile. 20-30 lira fark vardı. Şimdi tabii bunu nasıl yapacağız? Ben de açıkçası çok bilmiyorum. Önce şunu prize takalım, bir hazır edelim. Evet, şimdi şu karbon ısıtıcının montajını yapacağım. Ama tabi şunları filan mesela nereden geçirip de montaj yapayım, onları düşünüyorum.
Bu kapağı gerçekten aşağı doğru açsam daha iyiymiş. Ama aşağıda da menteşeleri takacak yer yok. Acaba şöyle yana mı açsam ki? Kapağı yana doğru mu açsam? Şöyle açsam. Böyle yapayım değil mi? Tam zamanında geldiniz. Evet, kahve mi getirdin abi? Aynen, kahve getirdim sana. Kahve de iç. Evet, kapağı terse çevirdim ama alttan sadece bir vida atabildim. Çok zorlamaya gelmez yani. Senden şimdi yardım isteyeceğim. Ne? Bak, şuraya şöyle kilit aldım. Tamam mı? Bunu takacağız senden yani. Şu şekilde bir kilit. Gel, sana vida yaptıracağım. Tamam. Şimdi bunu al. Şimdi önce şunu al. Ne tarafa basacağım? Sen bas. Yavaş yavaş bas. Bir biraz. Ne kadar dar ya. Bozma, ittir. Oy. Nasıl oldu? Çok güzel. Aç bakayım. Aa, çok güzel. Altına gazete koyacak mıyız? Ya şimdi ben... Yani şu en altı. Bizim kuluçkacı abiyi aradım ya dün. O telin üstüne hiçbir şey serme dedi. Telin altını? Oraya sereriz pislik dökülsün diye, ama şu telin üstüne hani ayakları sıkışırsa falan diye bir şey sereceğim dedim birkaç günü. Serme dedi. Onların doğası gereği yani tüneme hayvan olduğu için dedi. Çok nadir sıkışır ayakları dedi yani. Önemli olan pisliğini yememesi lazım dedi. O yüzden telden aşağı pisliğin dökülmesi gerekiyormuş. Evet, şimdi sıra geldi bunu montajını yapmaya, ama nasıl yapacağız acaba? Onu taktım. Evet, ışıkla karbon kağıdı bağladım. Şimdi termostatı, dijital göstergeyi de şuraya bağlayacağım. Burada dursun. Aşağıdan fişe de takacağız ve çalışacak. Hadi bakalım. Şurada daha önceden deldiğim yerden takayım. Şu kabloları da şu kancayla şurada toplayacağım. Şu termostatın derece ölçeri
Evet, bakın yukarıdaki kancayla iplerini tutturdum. Bu termostatımızın derecesi, şu karşıdaki karbon ısıtıcı. Şuraya da ampulü takayım artık. Evet, şimdi fişe takma zamanı. Hazır mıyız? Oo, hemen ısıtmaya başladı. Şimdi şöyle kapatıyoruz. Evet, bakın termostat. Tamam. Şu an kaç derece? Şu an 17.2 derece. Hem o ışık sıcaklık veriyor, hem karbon kağıt sıcaklık veriyor. Eğer bu ışığın hayvanları rahatsız etmesini istemezsem ona alüminyum kağıt sarabilirim. Ya da onu gece lambasıyla değiştirebilirim. Karbon kağıt çünkü ısıtacak. Ama şimdi benim şurayı kapatıp havayı böyle tabii koruyacak bir şey yapmam lazım. Oraya da köpük yapacağım. Tamam, kabul ediyorum. Ortalığın içine ettim. Temizleyeceğim. Sakin. Sakin. Hepsini temizleyeceğim. Bu da pis köpükmüş be. Nasıl oldu? Altta açıklık var. Orayı da kapatmam lazım. Şu alttaki açıklığı. Vallahi bundan iyisi can sağlığı. Yani ben hayatımda civciv ana kucağı yapmışlığım yok, bakın. Gayet yaptım. İnşallah. Şu an 21.8 derece. Isı da artıyor. Kontrol edeyim. Yükseliyor, bakalım. İstediğimiz değere ulaşacak mı? Biraz bekleyeceğim. Şurayı temizleyeyim o sırada. Evet, 23 derecenin üstüne çıkamadı bir türlü. Bu 30 dereceyi bulamayacak ya. Acaba şu aralar açık ya. Şuralarda ufak ufak açıklıklar var. Oralardan hava kaçırıyor tabi. Bunun üstüne bir komple bir örtü örtmem gerekiyor. Ancak o zaman muhafaza edebilirim bunu. Onu da şöyle yapacağım.
Civcivlerim için keçi postumu kullanacağım. Evet, bakalım şimdi 5 dakika sonra ısı kaç olacak? Şu an 23.1 derecesi. Bakalım bu ne kadar muhafaza edecek? Oralardan şimdi ısıyı kestik deriyle, ısı kaçmasını. İzliyoruz. Oh. 2 dakika bir oturayım. Sobamız da güzel yanıyor. Rafımız da güzel oldu, kitaplığımız. O kitaplığı ana kucağının olduğu duvara koyun demişsiniz. Onu da civcivleri büyüttükten sonra, bu ana kucağıyla işimiz bittikten sonra olmadı bir deneriz, oraya o köşeye bir koyarız. Şimdilik burada dursun. Zaten koltuk da almamız gerekiyor. Buraya bizim salondaki koltuğu indirmemiz lazım. Ama bir türlü daha koltuğu bulamadık. Biraz geciktiriyoruz. Ama güzel bir ortam oldu gerçekten. Çok huzur veriyor insana. Bir de bu güzelim ortam, hani civcivlerle tavuklarla doldurdun Kaan diye kızanlarınız var. Haklısınız. Ama bunlar geçici yani. Bunları aldıktan sonra habire üretim yapmayacağız. Bu civcivleri aldıktan sonra bu makineyi kapatacağız. Ahıra koyacağız. Artık havalar ısınınca farklı güzel cins yumurtalar bulduğumuz zaman gene yapacağız. Yoksa habire bu böyle 12 ay boyunca çalışmayacak yani. Burası tabii bize ait bir yer olacak. Şimdilik biraz tavuk sayımızı arttıralım istedim. O yüzden çalıştırıyoruz. Bakalım çıkacak mı? İnşallah sonuç alırız. Yani şu kadar emek verdik. Ana kucağı yaptık, kuluçka makinesi, elektrik çalıştırdık. Benim şu an isteğim civciv çıksın yani. Evet, makinenin ısınmasını beklerken şu ortamda bir değişiklik yapalım. Bakalım nasıl olacak? Değişik kombinasyonlar deneyeceğim. Mesela bunu alalım buradan. Bunu şuraya koyalım. Bunu da karşısına koyalım. Şöyle. Bunu alalım. Şöyle koyalım. Şunu alalım, buraya koyalım. Evet, bu haliyle nasıl oldu bakalım, bir söyleyin. Ona göre ya böyle kalsın ya da eski haline çevireyim. Bakın burada ateşe karşı şöyle iki koltuğu koydum. Şunu da ortalayayım. Evet, nasıl oldu ortam? Buraya öyle oturuyorsunuz. Şuraya da kanepe gelecek. Kanepe koyacağız.
Tabii bunlar şimdi burada duruyor ama bunları ileride veranda yaptırdığımda verandaya koyacağız bunları. Şuraya oturduğunuz zaman da şöyle bir manzaranız var. Böyle. Şu taraf şimdilik boş kaldı. Evet. Şimdilik böyle kalsın. Değişiklik iyidir. Güzel oldu. Koltuklar burada. Gelin şimdi bir termostata bakalım kuluçka makinesinin. Son durum nedir? Kaç demiştim hatırlamıyorum. 27 olmuş. 10 derece daha artması lazım. Çok zor ya bu 10 derece daha artmaz. Bayağı bir ısı kaybım var galiba. Ya da içerideki alan geniş. O yüzden belki ışığın altı çok daha fazla sıcaklık yapıyordur. O termostatın derece ucunu aslında ışığın altına denk getirseydim daha iyi olurdu. Civcivler muhtemelen orada toplanacaklar. Bu karbon ısıtıcı kağıdın ben çok iyi ısıtan bir şey olduğunu zannetmiştim ama demek ki aşırı bir sıcaklık vermiyor o. Aslında bayağı hani ortam sonuçta kapalı bir yer. Ahırda değiliz, açıkta değiliz. Tamam arada derede açıklıklarımız var ama o kadar da ısınması lazımdı ya. 27 derece. Ufak ufak artıyor. Ne yapıyorsun? Yakalandın. Evet. O nasıl oturma? Nerede oturuyorsun? Masada. Neler karıştırıyorsun sen? İyiyim vallahi vlog yapıyorum. He? Şey sana kısa short video hazırlıyorum senin için. Oo. Nice to meet you. Koyabilirsin birazdan. Müzik arıyorum kendime. Müzikler çok beğenmiyorum müzikleri. Neyse bu da zaten şeyler. Evet işte bir yandan yaşamaya çalışıyoruz. Bir yandan size içerik çıkarmaya çalışıyoruz. Mücadele ediyoruz. Hayat bir mücadele. Evet. Yılmadan, pes etmeden, başına gelenlere aldırış etmeden herkese rağmen mücadele değil mi? Aynen öyle doğru. Hayat bir mücadele. Mücadeleye devam. Kendinize iyi bakın. Devam ki. Bir iki gün sonra civcivler çıkıyor. Ay çok heyecanlı. Heyecanımıza ortak olmak isterseniz abone olup yanında zil var. Bildirimleri açın. Videolarımızdan haberdar olun. Videoyu da beğenirseniz bizi mest edersiniz. Haydi görüşürüz. Görüşürüz.